Bismillahirrahmanirrahim. Kur'an'ı kısa zamanda ve güzel şekilde yöntemleştirdikçe tegisli derslerim. Fazlu Qari'l Kur'an. Qari'l Kur'an'ın fazileti. Kur'an okuyan adamın fazileti. Bir de yani yöntemleştirdikçe uzunu xos fazilatlari bor, o'qishlikni o'zini xos fazilatlari bor. Mana Qur'on o'qiyap turgan odam, Qur'on bilan mashg'ul bo'lyap turgan kishi o'tgan darslarda ko'rdik, nihoyatda buyuk bir kitob bilan, nihoyatda buyuk bir ilm va ma'rifat bilan, nihoyatda buyuk bir manfaat, yaxshilik bilan mashg'ul bo'lyap. Eng katta go'zallik bilan mashg'ul bo'lyap. Şunun için Kur'an ile meşgul bulan adam فَيُسْبِحَ قُرْآنًا يَمْشِي عَلَى الْعَرْضِ yeryüzde yürüyen adamlarda içinde yaşayıp duruyen Kur'an'a ilanıp kalır. Eğer siz hakiki Kur'an ahli bu siz, siz Kur'an bu parçalığı isterek. Bir ruhihi ruhiz bilen ve ahlakihi ahlakları bilen ve kalbihi kalbi bilen ve kalbihi bütün cesedi bilen. Sizi zahiriz ve taşkariz, hemen amelleriz, bütün sözleriz Kur'an buluşluk gerek. Ve hazemme acabet bihi seyyidatu Aişe radıyallahu anh'a lemme su'ilet an hulki Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem. Bu nesse Aişe anamızdan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin ahlakı doğrusu soralgendeki birgen cevaplarıdır. Fekalat ettiler ki, yani sahabeler soruştu. Rasulullah'ın tabiyle soruştu ki, Rasulullah'ın ahlakı kendi gidi. Bizden bu kişinin ahlakını örgenip amel kılıyorduk, şu kişi yokşagen böyleydi diken de Ayşe anamız eti yaptılar. Kâne hulukuhu el-Kur'an. O kişinin ahlakı Kur'an idi diyorlar. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın ahlakı, adabı, hayatı, yürüştürüşü hepsi Kur'an idi. Şunun için başka rivayetlerde sahabeler dedi ki, o kişi insanlarda içinde yürüyen, yaşayan bir Kur'an idi. Yani bizi bu geplerimizi doğru düşünüşlük gerek ki bu mecazi manada. Siz Kur'an bulup bir kitap gelip kalmıyorsunuz. Sayfalarız bu sayı, sizi açıp adamlar okusa. Kur'an'da içindeki nesnelerde amel kıladırken bu işini gerek. Adamlar sizi oturuşuzu görüyende, yürüyüşüzü görüyende, gepizi içtikende, namazı görüyende Kur'an'da işlersin. Ha, Kur'an'da falan ayetler var. Kur'an şunu dedi, şunun için bu adam şunu yakalayabildi. Sizi körüyen adam Kur'an'da islersin. Sizi körüyen adam Firavun'da islemezsin. Ya sizi körüyen adam der o, ahir zaman buldu da adamlar büzülüp getirdi demezsin. Sizi körüyen adam Kur'an'da islersin, hadiste islersin, şeriatta islersin. Şunun için ulamalar etedi ki, bir adam sizi körüyen de dinde islese demek ki siz dindarsınız. Bir adam sizi görgende Kur'an'ı hadiste işlese, demek ki siz hakikatten Kur'an'ı hadiste ahlisiz. اَمَا تَقْرَوْ فِي الْقُرْآنِ قَوْلَ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ وَاِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ Ayşe anamız ettiler ki, Kur'an'daki Allah Teala'nın sözünü okumaysan mı? Allah ayeti yaptı ki, وَاِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ Kalem Suresi 4. ayette, ey Muhammed, elbette siz en büyük ahlak üstüdesiz. Ahlakız en büyük, en güzeldir diyordu Allah Teala. Allah şehadet veriyordu. Şunun için Peygamberimiz Aleyhisselam'ın ahlakı en güzel ahlak, dünyada hiç kimi ahlakı, o kişinin ahlakı getirin kimiydi. Ve o kişinin ahlakı ne miydi? Kur'an idi. Yani biz ergesliği buladıyor nasıl? Kolumuzda türüptü. Bütün menfaatler, bütün yaşlılar her bittiğimiz üyümüzde var. Uzaklardan aktarıp yürüp biz. Kıymet baha nesiler kaydettikin, yaş nesiler kaydettikin. Bana kolumuzda tırptı Kur'an-ı Kerim. Okuyun amel kılın. En katta ahlak, en katta güzel adab egesi bulasın. Şimdi buluşluğunuz gerek. Benim. Kur'an buluyorsunuz. Bu cüde katta bir nimet. Kur'an'da faziletini bilerek, Kur'an ahlak kendine buluşluğunuz gerek. Ve Kur'an bilen meşgul bölgen insan, bargen sarı dereceleri kütarılıp getirdi. Dünyada hem dereceleri belend buluradı, ahirette hem dereceleri belend buluradı, Allah'a kasem içemen. Eğer şu Kur'an'ı hakkına baksa, lakin Kur'an'da okuyup onge hıyanat kıladık ve Musa,
bunu teskarisi bulup tümme radednahu asfale safilin bu kitabı. Asfale safilinge kitabı, battar buladı o. Mene mertebesini kütarışlıyken delil, Abdullah ibn Amr radiyallahu anhudan rivayet kılındı, kala ettiler ki, kala Resulullahi sallallahu aleyhi ve sellem, yukalu li sahibil Kur'an, ikra, vartaki, varattil keme kunte turattilu fid dünya. فَإِنَّ مَنْزِلَتَكَ عِنْدَ آخِرِ آيَةٍ تَقْرَوْ بِهَا Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aytibdiler. Kur'an sahibiye, Kur'an bilen meşgul buyen kişiye kıyamet günü de aytiladi ki, Kur'an okuyun ve kütarılıp kete uğruyun deyin. Cennette dereceleri var. Siz Kur'an'da kança köp uğruyansız, kança yatlasız ve amel kıyan bu siz, hayatınızı tatbik kılıp Kur'an'a eylengen bu siz, Qiyomatda Qur'on o'qigan sari darajalaringiz ko'tarilib ketaveradi. Va tartil bilan o'qigin, qarang, dona-dona qilib, tajvidli qilib o'qishlikni sizdan talab qiladi. Tajvidni bilmasangiz, hijolat bo'lib qolasiz qiyomat kunida. Qiyomatda hijolat bo'lmasligi uchun tajvidni o'rganing. Hozirgi insonlarga tajvidni o'rgandingiz, agar bilmasa, yo dangasalik qiladi yoki uyaladi. Men borib dedi Menga bir harfni o'rgatib yotsa, bir harfni ham bilmasam, shu yoshga kirib, yo shuncha obro' bilan, shuncha bir dabdaba bilan bir ha'ni chiqarolmasdan o'tursam, zaldi chiqarolmasam, menga ertadan ketgacha ha deb o'tursa, deb shayton vasvasa qiladi, tajvidni o'qishlikka ahamiyat bermaydi. Alloh o'zi marhamati kattaki, kechiratdi, nima bo'lsa bo'ldi-da, deydi. Durust emas bu. Siz bu dunyoda xijolat bo'lsangiz, bir kun xijolat bo'lasiz, bir hafta xijolat bo'lasiz, bir oy xijolat bo'lasiz, keyin o'rganib olasiz inshaalloh. Go'zal o'qiydigan bo'lasiz. Agar bu dunyodagi bir haftalik xijolatdan ta'sirlanib, Qur'onni tajvidini o'rganmasangiz, qiyomat kunida Allohning huzurida xijolat bo'lasiz, sharmanda bo'lasiz. Butun payg'ambarlarning oldida sharmanda bo'lasiz. Hamma hayron qoladi sizning qiroatingizga. Bu nima o'qiyapti? Nima deyapsan? Qani yana unisi yo'q. Kama kunta turattilu fid dunya dunyoda tartil bilan dona-dona tajvidli o'qiganingdek, sen mana jannatda ham qiyomatda ham tajvidli o'qigin deyapti. Tajvid vojib. Albatta seni martabang, jannatdagi darajang o'qigan oyatingni oxirgisi qayerga to'xtaydigan bo'lsa shu yerda deyapti. وقد ورد في الأثر عن عائشة رضي الله عنها قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عدد درج الجنة عدد آي القرآن عائشة namızdan rivayet qilingan hadisda Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem aytdilar ki cennetning derecelerini adadı mana cennette dereceler var bilamiz u şu cennetdagi derecelerning adadı nechta derecesi var Payg'ambarimiz alayhissalom aytibdilar, uning adadi Qur'on oyatlarini adadichadir deb. Qur'onning nechta oyati bo'lsa, jannatda ham shuncha darajasi bor. Demak, Qur'ondan qancha ko'p yodlasa, shunchalik balandga ko'tarilaverasiz. Qur'onni hammasini yodlab olgan bo'lsangiz, hammasiga amal qilgan bo'lsangiz, jannatdagi eng oxirgi darajaga chiqqan bo'lasiz. Qarang. فَمَنْ دَخَلَ الْجَنَّةَ مِنْ اَهْلِ الْقُرْآنِ فَلَيْسَ فَوْقَهُ شَيْءٌ Ahli Kur'an bo'lgan, Kur'an bilan mashg'ul bo'lgan insonlardan bir otasi jannatga kirsa, undan tepasida boshqa daraja yo'q deyaptilar. Jannatdagi eng katta baland darajada siz bo'lasiz. Albatta siz ahliga daru Abu Bakrlar, Umarlar, sahobalar, Imom Azamlar, Imom Shofiy, Buxoriy hammasi o'tadi. Bir tarafdan farishtalar ham o'tadiki Nihotki shular bilan teng bo'lib qolsak biz darajalarimiz. Chunki hamma darajani oldi deyapti-ku. Endi payg'ambarga kim teng kelmaydi, uni biladi hamma. U yana ilmi bor odamda aqlidan o'tmaydi. Haqiqatan ham Abu Bakr, Umar, Usmon sahobalar, Imom Azam, Imom Shofiy, Ahmad bin Hanbal, Ibn Taymiya, Ibn Qoyyim, Imom Buxoriy, Imom Termiziy shu ulamolarning hammasiga darajada barobar bo'laverasiz. To'g'ri, endi bu degani siz ular bilan hamma taraflama teng bo'ldi degani emas. Yana siz ixlosingizga qarang. Biz qalbingizdagini qayerdan bilamiz biz? Balki siz ixlosingiz nihoyatda ko'p, nihoyatda muhabbatlisiz.
Allah Teala juda katta beradi sizga. Hozir buni dalillarini ko'ramiz. Qanday qilib bu sahobalarga barobar bo'lib qolamiz? Faqat sahobalar emas, hatto farishtalarga barobar bo'lib qolasiz. Qur'onni haqqini ado qilib, un bilan mashg'ul bo'lsangiz. Va yana Qur'on dunyo oxiratda sizni butun yomonliklardan omonda qolishingizga sababchi bo'ladi. Qiyomat kunida sizni shafaat qiladi. Yana Abdullah bin Amr radiyallahu anhu dan rivoyat qilindi, anna Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qol: "As-siyam wal Qur'oni yashfa'ani lil-'abdi yawm al-qiyama." Rasululloh sallallohu alayhi vasallam marhamat qildilarki, roza va Qur'on qiyomat kunida qul uchun, namoz, roza va Qur'on bilan mashg'ul bo'lgan kishi uchun shafaat qiladilar, deyaptilar. Yaqulu siyamu ay Rabbi mana'tuhu at-ta'ama wash-shahawata bin-nahar. Tashaffi'ni fihi. Roza aytadiki, ey Rabbim, men uni dunyoda kunduzlari taom yeyishligidan, yemak yeyishligidan, ovqat yeyishligidan va shahvoniy narsalardan man qildim. Suv ichishligidan man qildim, shirinliklardan man qildim, halol bo'lgan xotinidan man qildim. Meni uni to'g'risidagi shafoatimni qabul qiling, deydi roza. Roza yalinadi Alloh taologa. Va Alloh taolo ro'zani shafoatini zoya qilmaydi. Qarin. Shuning uchun o'tgan ulamolar ko'p ro'za tutardi. Ko'p ro'za tutinki, qiyomat kunida shafoatchilaringiz ko'paysin. Ro'za sizga shafoatchi bo'lsin. Shuni bilingki, bir amal qiyomat kunida sizga qanchalik ko'p foyda bersa, dunyoda ham shuncha ko'p foyda beradi. Ro'za qiyomatda shuncha foyda beryaptimi? Vallohi billahi Allohga qasam ichib aytamanki, dunyoda ham sizga katta foyda beradi. Siz roza tuting, ulamolar, sahobalar, muhaddislar, mufassillar yo'lidan ketib, ko'proq rozani mahkam ishing, mana buni hikmatlarini ko'rasiz. O'tgan hayotingizga pushaymon bo'lasiz. Va yaqulu al-Qur'onu mana'tuhu an-nawma bil-layli fashaffi'ni fihi. Qur'on aytadiki, ey Robbim, men uni kechalari uxlashlikdan man qildim, deydi. Uni to'g'risidagi meni shafoatini qabul qiling, deydi. Qol tayushafiani va aytayaptilarki, ikkalasi shafoat qilishadi va shafoatlari qabul bo'ladi. Mustatrokda kelgan hadis va Imom Ahmad bin Hanbal ham rivoyat qilganlar. Qarang, Qur'on mana sizga shafoat qilyapti, lekin Qur'on sizga shafoat qilishligi uchun Alloh taolaga bir dalil aytyapti. Shu daliliga diqqat qiling. Nima deyapti Qur'on? Ey Allohim, mana'tuhu an-nawma bil-layli. Kechasi uxlashligidan man qildim uni, deyapti. Men kechalar uni bezovta qildim. Ya'ni kim ekan ahli Qur'on? Ahli Qur'on unda emaski. Kechasi bomdodgacha qimirlamay yotsa, ko'rgan odam uni joni chiqib ketdimikin deb o'ylasa. Yo'q. Kechalari turishsin ahli Qur'on. Tahajjud o'qisin. Tahajjudda Qur'onni takror qilsin. Mana Imom Buxoriyga maqtanasiz. Boshqa diyorlarga borsangiz, sen kimsan desa, biz Buxoriymiz. Imom Buxoriyni tanisanmi deysiz? Tanimasa malomatam qilib qo'yasiz. Qanaqa musulmonsan, uni tanimaysan deb. O'zingiz tanisizmi Imom Buxoriyni? Imom Buxoriy har kuni kechasi 10 para Qur'on o'qir edi namozda. 8 rakat, 10 rakatli tahajjud namozida har kuni 10 para Qur'on o'qirdilar. Har 3 kunda xatmni Qur'on qilar edi. Yana mana bizning millatimiz Hanafi mazhabida va mazhabiga qattiqman deydi. Xo'sh, Hanafi mazhabining asosida Imom Azam Abu Hanifa qanday edi? Sen Hanafiman desan, o'xshaysanmi Abu Hanifaga? Abu Hanifa har kuni xatm qilar edi, har kuni. 30 bora Qur'onni o'qirin. A sen qancha o'qiyapsan, sen Hanafiman? Ya? Hani har kim o'zidan so'rasinki? Agar bizni Qur'onimiz kechasi bizni turgizmasa, Qur'onni sababidan kechasi turib, tahajjudlarda Qur'onimizni takror qilmasak, Qur'onimizni o'qimasak, demak Qur'on bizga shafoatchi bo'la olmas ekan. Chunki Qur'on aytayaptiki, mana'tuhu an-nawma bil-layl. Kechalari uni uyqudan man qildim men, deyapti.
Haqiqatan ham bu juda katta amal. Shuning uchun har kimga nasib qilmaydi tahajjudga tursa-yu Qur'on o'qisa. Savobi katta buni. Yalinib Allohdan so'raymiz, kim beradi Alloh taolo? Ko'chada qolmagan har kim qilsa bu. Yana Abu Umoma al-Bahili radiyallohu anhudan rivoyat qilinyapti, Imom Muslimda kelgan sahih hadis. قال اتلال كي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم دان اشتم وزاد اتلال كي قرآن اخيلر اي امتم اي اسلام احلق قرآن اخيلر قرآن دي كتاب توقو مسلا زنمان اخيسلر سلر البت قرآن قيامت كنو ده اوزن اصحاب لرگه Qur'on ahliga shafoatchi bo'lib keladi, shafoat qiladi. Va Qur'on Allohning kalomi bo'lganligi uchun Alloh taolo Qur'onning shafoatini zoya qilmaydi. Alloh taolo Qur'onning duosini, Qur'onning iltijosini, Qur'onning shafoatini qabul qiladi, sizning gunohlaringizni kechirib jannatga kirgizadi. Qur'onning yana bir fazilati Qur'on har qanday holatdan sizning darajangizni baland qiladi. Ilmiy sohada, adab, axloq sohalarida, iqtisodiy sohalarda, siyosiy sohalarda, harbiy, hukumat sohalarida, ya'ni butun soha, hayotda hamma sohalarda mavzularida sizni darajangizni ko'taradi Qur'on. Mana bunga dalil Umar ibn al-Xattob radhiyallohu anhu dan rivoyat qilingan sahih hadis, Imom Muslimda kelgan Rasulullah aytdilar ki, inna allaha yarfa'u bihazal kitabi aqvaman. Albatta Alloh taolo bu kitobning barokatidan, Qur'onning barokatidan ba'zi qavmlarni ko'taradi. Sahobalarni ko'tardi-ku, tobiinlarni ko'tardi-ku, tabi tobiinlarni ko'tardi, Imom Buxoriyni ko'tardi-ku. Va yada'u bihi axorin va boshqalarni pastga uradi Alloh taolo. Ba'zi qavmlarni past qiladi, xor qiladi, darbadar qiladi. Parishon qiladi. Hamma narsadan mahrum qiladi. Kim ular? Qur'onni tark qilganlar. Musulmonman deydi-yu, Qur'onni tark qilgan, Qur'on o'qimaydi. Qur'on bilan ishi yo'q. Kechalar tahajjud o'qishlik, gapirsiz hayron bo'ladi. Kechalar Qur'onni takror qilsangiz hayron bo'lib qaraydi sizga. Bu qanaqa inson ekan? Shu zamonda ham bor ekanda shunaqa odamlar. Hozirgi musulmonlarni qiyin holatga tushganligini mana sabablardan bittasi shu. Qur'onni tark qilgan. Farishtalar bilan bo'lishlikka dalil An Aisha radhiyallohu anha qolat Oysha onamizdan rivoyat qilinda aytdilarki, qala Rasulullohi sallallohu alayhi va sallam: "Masalul lazi yaqra'ul Qur'ana va huwa hafizun lahu ma'a safaratil kiram al-barara." Qur'onni o'qiydigan kishining misoli va u Qur'onni yoddan biladigan va qiynalmasdan chiroyli qilib tartib bilan tajvidlarida hech qiynalmasdan go'zal tekis qilib o'qiydigan bo'lsa, u odam mana ma'safaro yozuvchi safaro degani kotiblar degani. Kiram mukarram, barola yaxshi degani. Yaxshi, hurmatli farishtalar bilan birga bo'ladi deyapti Rasululloh. Qarang, ma'safaro ular bilan birga bo'ladi deyapti. Buni qanday tushunasiz buni? Hadis sizga sarohatan aytayaptiki, kimiki Qur'onni tekis qilib, chiroyli qilib o'qiydigan bo'lsa, yodlab olgan bo'lsa, farishtalar bilan birga bo'ladi deyapti-ku. Qarang, mana shu darajada martabangiz baland bo'lib ketyapti. Va masalul lazi yaqra'u va huwa yata'ahaduhu va huwa alayhi shadidun falahu ajrani. Yana bir odam Qur'on o'qiydi, lekin qiynaladi u odam. Bedoziyata ahaduhu deyapti. Hadi takror qilmasa esdan chiqib ketaveradi. Doim takror qilib turadi. Boshqa hadislarda o'qiganda harflarni chiqarishga qiynaladi, dudulanib, tutilib o'qiydi. Tajvidni bilmagan Qur'onni yangi boshlagan odamlarning ko'pchiligida shunday bo'ladi. Mana bular uchun ham bashorat bo'lyaptiki, Qur'on o'qishlik unga qiyin bo'lsa, yodlab qolishlik qiyin bo'lsa, unga ikkita ajr bor deyaptilar. Ikkita savob bo'lyapti sizga, qarang. Qur'on o'qigan odam yo qiynaladi yo oson o'qiydi. Oson o'qigan odam farishtalar bilan barobar bo'lyapti darajasi.
qiynalib o'qiganga 2 savob bo'lyapti. Bun bilan payg'ambarimiz alayhissalom Qur'onga eng go'zal shaklda targ'ib beryaptilar. Bir odam aytsa-ki, men Qur'on o'qisam qiynalaman desa, senga 2 savob bor, o'qi. U ham qiziqib o'qsin. Qarang. Biri Qur'on o'qiganligi uchun, ikkinchisi qiynalgan holatda sabr qilganligi uchun 2 savob bo'lyapti. İnşallah haftasında açılıp getirdi. Adamlar hemen tildi örgeni yaptı ki az. İngilizceni örgeni yaptı, Çinçeni örgeni yaptı, Cinçeni örgeni yaptı. Hemen tildi örgeni yaptı. Ya Kur'an'da okuyalım mı istedim? Hemen sizin tilişkelerde Kur'an'a tilişkemiyordu mu? Abese suresi 13. 16. ayetlerde Allah Teala yaptı ki fi suhufin mukarrama. Bu Kur'an mükerrem sayfelerdedir. Merfu'atin mutahara. Pakize derecesi beled bugün. Bi aydi seferatin, sefera yazıcı farişdelerini kulları bilen yazılınken, kiramin, hürmetli, barara, yakşı, deyip. Hani, Kur'an'daki deyip. Bi aydi seferatin, kiramin, barara, deyip. Üçte sıfat, hadisteki deyip. Ve huve hafizun lehu, ma'a seferatil kiramin, barara. Hani, şu farişdeler bilen derecesi belen buluyor. Allah-u Teala şu derecesi belen buluyor. Dünyada hem en katta mertebe derecesizliki bulur. Yine bir rivayet Ali radıyallahu anhudan kala ettiler ki Men qara'l Kur'an ve huve qaimun fi salati kâne lehu bi kulli harfin mi'atu hasene. Kimi ki Kur'an okusa ve Kur'an okuyup durgen de namaz içinde tıkke durgen halette bulsa onge her bitti harfiye 100 de hasene bir. Yani. Bunun için sahabeler namaz okuyken de kıraatını uzun kılışarıydı. Bunun için ulamalar namaz okusa kıraatını uzun kılardı. Çünkü her bitti harfizge 100 de hasene birliyetti ya. وَمَنْ قَرَاهُ وَهُوَ جَالِسٌ فِي الصَّلَاتِ كَانَ لَهُ بِكُلِّ حَرْفٍ خَمْسُونَ حَسَنَةً Bir adam namaz dışında Kur'an okuyabdi, oturup okuyabdi. Nasıl namazlarında oturup okusa böyle, mesela çarçap gittiyiz, ya bir üzülüz var, kesersiz, oturup okuyun. Bu adamca Kur'an okuyanlığı da her bitti harfiye 50 hasene veriliyor. Hani yarımı buluyor. Bunun için getirip okuyan evzel. وَمَنْ قَرَاهُ فِي غَيْرِ صَلَاتٍ وَهُوَ عَلَى وُضُعٍ فَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ حَسَنَةً Kimi ki namazdan teşkerde Kur'an okusa ve taharetli halette okusa, onge her bitti harfiye 25 hasene veriliyor. Hani? Taharetiz bugün halette. Bunun için ulamalar dedi ki, İlacı barıkça taharetli halette namaz okuyun deyin. Hazır güler geçsiz, eğer dinde kıyın kıvar yapsan. وَمَنْ قَرَاهُ عَلَى غَيْرِ وُضُعٍ فَعَشَرَ حَسَنَاتٍ Kimi ki taharetsiz halette Kur'an okuyduken bese, onge 10 hasene var diyorlar. Taharetsiz halette Kur'an okuyduken de buladı, üşeşliği diyenemez, okuşluğu değil. Ya yaddan okuyorsunuz, içken de Kur'an'ı üşemezden, yaddan okuyorsunuz. Ya ki, Kur'an açılırken, karab okuyarsınız, Kur'an'ı üşe geliniz yok. Bu caiz. Ahl-i sünnet ve cemaatte hiç kim bundan mankımıyordu. Dürüst. Kur'an'da üşeşlikten mankıladı ulamalar. Taras halette üşeşlik dürüstmez. Lekin yukarıda etkenimizdik, eğer Kur'an okumasız, Kur'an'ı amel kımasız, onda akıbeti yaman bulur. Bana Taha suresi 124. ayetten bir delil keltir yaptılar. وَمَنْ اَعْرَضَ عَنْ zikri Kimi ki, benim zikrimden yüz ögülse de yaptı Allah-u Teala. Kimi ki Kur'an'da terkse, Kur'an okumese, onge amel kumese, fe inne lehu ma'işeten danken, onge tar bir ma'işet var diye. Dünyada hem sıkılıp, daim bela kazan musibet içi de, rasva bulup, har bulup yaşaydı. Kabirde hem har bulup yatadı. Mahşerde hem har buladı, cehennemde hem har buladı. Ve nehşuruhu yevmel kıyameti a'me. Kıyamet günü de onu kür kılıp tırıltıramız. Bu dünyada köz kür yaptı hemen seni. Lekin kıyamette kür bulasız. Kâle Rabbi lime haşerteni a'me. Ve kad kuntu basira. Bu insanlara dedi ki ey Rabbim nime gemini kür kılıp tırıltırdın kıyamet günü de. Beni közüm körerdi ki. Beni közüm sapma sağıydı ki dedi. Kâle Allah dedi ki kezelike etetke ayetuna fenesiteha. Bizi ayetlerimiz senge şundaki ki yani de unutken edin. Bizi Kur'an'ımızı karamedin ki. Kur'an'ı körmedin ki sen. Ve kezelike liyametunse. Aynı şun yoksa bu günde kıyamet günde unutulasam.
Kur'an'ı kendi unutken bosun dünyada, Kur'an'ı kendi taşlap koyuken bosun, seni emrüsün de unutamız, taşlap koyamız. Hala geninge yalın, kim seni kutkarsa kutkarvasın de. وَكَزَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ İsraf kıyan haddiden aşkenlerge şun diye ceza biremiz diyem. وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ Rabbisinin ayetlerine iman kiltirmengelerge ceza şu. وَلَعَذَابُ الْاَخِرَةِ اَشَدُّ وَاَبْقَى Ey siler ahirette azabla oynaşmıyorlar, hazırlaşmıyorlar. Elbette ahiretinin azabı kattıraq ve davamiraqdır. Yani Kur'an okusayız, sünçe sahabları var, okumasayız, merebündik. Ağır cezaları var. Daim Kur'an ile meşgul bolelik. Üyümüzde Kur'an okulup durulsun. Ebu Hureyre'den rivayet kılınken sahih hadiste bana Müslüm'deki gen La tec'alu buyutekum Resulullah eti yaptılar. Mekabir. Üyülerinizi kabristan kıp koymayalar diye yaptılar. Yani üyüde Kur'an okutturuyorlar. Üyüde namaz okutturuyorlar. Demek sizin üyüz kabristanmaz ki namaz okumayız. Kabristanda namaz okulmayız, duruşmaz. Üyüzde namaz okumayız. Kabristanda yaşayabısınız. Bu hadisten şimdi mana çıkardı ki, kimi ki üyüde Kur'an okumasa, o adam Allah'ın nezdinde ölük. Bunu üyü kabir böyle yaptı, o da kabirdeki ölük böyle yaptı. Bunun için üyüzde Kur'an okuyun, farzandınızı öğretin. Bana ötken derslerde onun faziletlerini ettik. Yani bazı adamlar 24 saat üyüde Kur'an tılavatını kopu işledi. Şunu sebebiden 5 yaştaki, 6 yaştaki farzandları Kur'an'da yatlar hafız buluyor. Allah-u Teala kanın derecesini götürdü. Dünyada hemmeye meşhur, hemme havas kıladigen, hemme hakkıya dua kıladigen insan buluyor. Şimdi derecesi götürdü ki, Sünni'ye mi yaş görü yaptı, Şiye'ye mi yaş görü yaptı, kafir'e mi hayran kalı yaptı. Kur'an'da mahkeme şahsı, şimdi derece verirdi Allah-u Teala. İnne şeytane yenfiru minel beyti lezi tukra fihi suratul bekara. İçinde Bekara surası okuladırken üyden şeytan kaçıp yeter mi diyebilirler. Yani Kur'an okusa şeytan kaçardı. Kur'an okumasa şeytanlar toplanardı. Üyüz şeytan hana bıp kalardı. Başınızda bala oladı bu üyü. Bu üyden hayır görmüyorsun hiç kaçan. Kur'an okuyun ki farişteler kesin şeytanlar kaçsın. Kur'an'ı örgeni yaptırken, Arapçasını örgenip, sarnahularını örgenip, hükümlerini örgeni yaptırken adamın fazileti olası da. Elbette onların fazileti adli yatlagenlerden göre belend. Osman radıyallahu'ndan rivayet kılınken sahih hadiste, Buhari Müslüm'deki gen, Peygamberimiz aleyhisselam etti yaptılar. Hayrukum men teallemel Kur'an'a ve allemehu. Sıladı en yakşılarız Kur'an'da ürgetip ürgetkenler de yaptılar. İbn Abbas'tan rivayet kılınken hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ettiler ki eşrafı ümmeti hamaratul Kur'an. Ümmetimin en şereflisi, ümmetimin en kadri belendi Kur'an'da kütarıp yürücüler. Yani Kur'an'da yatlar, amel kılıp yürücüler. Daim Kur'an'a davet kılıp yürücüler. En şerefli insanlar ahli Kur'an buluyor. Ata bin Yasar'dan rivayet kılınıp da ettiler ki hamaletul Kur'an urasa'u ahlil cenne. Kur'an hamilleri Kur'an'ı taşıyan, Kur'an'ı yatlar amel kılıp yürüyen kişiler ahli cennetinin irrifleridir diyorlar. Yani reisleridir. Cennetke basacağım, cennette uzunlu kattaları buladı, rahbarları, muhsafitleri, reisleri buladı. Kim şular? Kur'an'da yatlar amel kıyan kişiler. Yani, dünyada yemiş bu. Yine Buhari'deki hadiste Peygamberimiz aleyhisselam ettiler ki اِنَّ اَفْضَلَكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ Elbette sizler en afzalleriz, en faziletleriz Kur'an'da öğrenip öğretkenler de yaptılar. Hafızı Kur'an'ın fazileti doğrusu da. Ötken derslerde hem geldi. Kıyamet günü de onu ata anasıyla taç giydirilirdi. Yani ozu doğrusu denemedi böyleyiz. Yine başka rivayetler giydirilirdi ki Ali radıyallahu anhudan rivayet kılındı. Kala ettiler. Kala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem
Men qara'al Kur'ana fastazharahu ve hafizahu. Kimiki Kur'an'ı okusa ve onu hayatında görsese, amel kısa ve Kur'an'ı yatlasa, adhalahullahul cenne, Allah onu cennete kirgizadı. Ve şefa'ahu fi iddetin min ahli beytihi. Ve karındaşlardan bir neştesine onu şefaat çıkılır. Kulluhum qad vacebet lehunler. Bu karındaşları her bitte şundey bir günahkar insanlar ki, onlara cehennem vacib bugün. Cehennemge kirişi vacib bugün günahkar karındaşları. İslam'da buluştuk şartırlar. Müşrik kafir bu mesela. Kulladı hafızı Kur'an şefaat kılıyor. Yani, siz eğer hafızı Kur'an mısınız fakat uzuz cennete gitmeyapsız. Karındaşlarınızdan, ata-anız, eki-ükelerinizden, ya ki tağalarınız, emekilerinizden, bazı cehennemge keçişi vacib bugün. Farişteler kuludan tartıp, cehennemge sudret gittiyip türgenlerini, Allah'a dua kılıp, ya Rabbi, meraşim beni tağam buladı, emekim buladı, beni ekem buladı, ükem buladı, atam buladı, anam buladı, tinglim buladı, apam buladı, külerdi cehennemden necat tapıp, cennete keçişliğe sebepçi buluyor. Hani kanca fazilet? Allah Teala sizge kıyamette şunca bir itibar beri yaptı. Dünyada vermedi miydi sizge şunca itibarını, şunca mertebanı? Bu hadis hikmetlerden bir teşvi ki, elbette hafızı Kur'an buluştuk, Kur'an ilmini öğrenişlik, Kur'an'a amel kılıştık, uzudan uzun buladıkken ne istemezsiniz? Yıllarca Kur'an'la meşgul buluştuk iskerek, başka işlerde kopu iskerek, günde siz nefakaya muhtaç bulasınız, yardımaya muhtaç bulasınız. Bu hadis sizi karındaşlarınızı tergib veriyor ki, sizler içlerinizden bir üküz, ekiz, ya ki atez, oğliz, ciyeniz, neveriz, Kur'an okusa onge mani bu mi? İşle, pul tabdi mi? Belki yardımcı bulun onge. Yardımcı bulun, şunu hafız buluşuna sebepçi bulun. Eğer siz günahkar bulup, cehennemge kirişiz vacib bugün surette, mana şu hafızı Kur'an bugün karındaşıyız, sizge şefaatçi bulup, uzublen billa cennet yapkır ki. Hazırki vaktteki Müslümanlardı köpçülüğü bu hadisten bir haber, ya ki işken bu sen hikmetlerini bilmegenlik için, uzu bilmegen halette katlı günah kılıp, uzunu karındaşlarını Kur'an'dan men kılıp. Kur'an okumaya dedi, ilim okumaya dedi. Bundan göre bir ticaret kıl, iş kıyın dedi, pül top gün, üya gün, yaşın bir mesidi sakin dedi. Hani? Uzu cehenneme kiti yaptı, sizi hem cehenneme tatip kiti yaptı. Eğer bu hadisi bilse, onlar sizge tergib verişeler. Bunun için avvalgi zamanlarda atabalarımız Kur'an okuyan, Kur'an yatlayanlarga daim tergib verip, yardım verişeler. Yani kim hafızlarga yardımcı bulsa, medeslerdeki talebelerge yardımcı bulsa, yani ilim örgenişige, hafızı Kur'an buluşige yardımcı bulsa, elbette şu talebeler, hafızı Kur'anlar kıyamet günde onu şefaat kılıştı. Bir de adamların içinde bir kısa var, mavzusu yakın bugünlük için bir ayetemiz. Şimdi bu reseler bugün vakiyeler. Bir bay adam bırakıyor. Şimdi medeseye talebelerine yardım verir. Şimdi bir günü talebelerine bildirmezler. Sekin mehfi halette kipti de. O sesli bir köre için. Ve şunca yardım kılıyordu medeseye bu talebelerine. Bunlar min torununda nimet yaptı. Şimdi bir işte otursa talebeler ortalarında geplaşır. Hala ki bu ayda sökü yaptı. Bu kemsillerini gapirişip, falanı pıstandı. Şimdi kısalarda bazı ağır kelimelere metinleyin. Şimdi bu da talebelerde içinde hamasi hem bırakılmaz ki. İçinde bazı takvası kemleri burada, bazı adabı kemleri. Ya ki yenge ki yenge talebeler. Yani ki boyda açığı kelime, şunca yakınlık kılama, ahırda bulamayanı söküşüp, hakil hayvanları yok çatadı. Bundan ki yardım kılmıyım. O şekilde çıkırıp deyken o. Suda kıyamet buldu, bazı cennete gitti yaptı, bazı cehennemde. Karaca haliki talebeler cennete gitti yaptı. Bunu bulsa farişteler sudurup cehennemde geçti. Bu bakırı vayda attı, yardım soruyor. Bunu dört fayatını haliki talebeler işit yaptı. Ne karak gülüşü diye bu falan çıkıyor haliki bay. Değil mi haliki yenge tahsır kıyı haliki sökişte çıktı. Bu haliki bay ki bu. Gelin şunu hem cennet yap gidelim. Varsı ya Rabbi şunu günahını keçirgen bizge yardım verirdi. Şunu sebebiden biz bana alın bul deyik. Allah Teala onu hem keçirgen eken ferişteler koyu var gerek.
Dar yerda bilan tavba qildi, keyin yana arablarga xizmat qilgan ekan. Qancha so'zchalar so'kinglar, men xizmatingizni qilaman. Mana bular bo'lgan voqealar bular. Mana hadis shuni ko'rsatyapti. Talib ilmga, hafizi Qur'onga yordamchi bo'lingki, ertaga o'zingizga foyda bo'ladi. Va yana boshqa bir hadisda payg'ambarimiz alayhissalom aytdilarki, yunadi yawmal qiyamati malak, qiyomat kunida bir farishta baland ovozda nido qiladiki, ala, hey ogoh bo'linglar, liyakum hamalatul Qur'on, Qur'on ahli Qur'onni yodlagan, Qur'onni amal qilgan kishilar o'rnidan tursin deydi. Hamma ishida. Hamma ishida xursand bo'lib o'rningizdan turasiz. Hamma sizga havas qilib qaraydi. Qaniydi biz ham hafiz Qur'on bo'lganimizda, qaniydi biz ham Qur'on o'qiganimizda, qaniydi bola chaqalarimiz o'qitganimizda deymiz. Buni shu dunyoda ham aytishligimiz kerak. Alloh rizosi uchun. Hozir ba'zi odamlardan eshitasiz shuni. Ya'ni muxlis odamlar aytadi, Alloh rozi bo'lsin, Qur'on hadisga amal qilgan. Ba'zan ba'zi avomlardan ham eshitasiz. Lekin ular dunyo uchun buryapti. Masalan, ba'zi bir diyorlar bor, islomdan uzoq qolgan. Shu taraflarga borgan kishilar degan o'g'illari hafizi Qur'on bo'lsa, juda darajalari ko'tarilib ketdi. Juda martabasi ko'payib ketdi. Muxlislari ko'p. Bu yerlarda ilm oz bo'lganligi uchun falonchi hafizi Qur'on ekan deb, hatto boyib ketganliklari to'g'risida mutawatir xabarlar yuradi odamlar o'rtasida. Keyin o'sha diyorlardagi islomdan uzoq qolgan diyorlarda boshqa odamlar afsus qilar ekanki, biz bolalarimizni hafizi Qur'on qilmayapmiz ekan. Qara, falonchining o'g'li hafizi Qur'on bo'ladi. Falonchi unga bir Mercedes hadya qildi, falonchi unga uy hadya qildi, boy bo'lib ketdi, bu bo'lib ketdi, bu bo'lib ketdi deb dunyoviy e'tibordan aytyapti. Hali oxiratdagi savobini bilmaymiz biz. Agar oxiratdagi savobini bilsak, hammamiz farzandimizni hafizi Qur'on qilamiz. Qur'on sizga qiyomat kunida shafoatchi bo'ladi, faqat shafoatchi bo'lmaydi. Sizni aziz bo'lishligingizni Allohdan talab qiladi. Chunki siz Qur'onga xizmat qildingiz. Abu Hurayradan rivoyat qilingan hadisda bu ham mustatrokda kelgan. An-nabiy sallallohu alayhi vasallam qol yajiu sohibul Qur'on yawmal qiyamati. Qur'on sohibi Qur'on yodlagan, Qur'onga amal qilgan kishi qiyomat kunida keladi, fayaqulul Qur'on. Shunda Qur'on aytadiki, ya robbi hilhu. Ey Allohim, unga go'zal liboslarni kiydirgin deb Allohdan so'raydi. Fayuls basul tajal karoma. Bu hafizi Qur'onni boshiga karomat, hurmat, ikrom toji kiydiriladi. Nihoyatda go'zal bir toj. Bu dunyoda bo'lsa hech kim uni sotib ololmaydi. Dunyodagi hamma oltinni, kumushni to'plab kelsangiz, bu tojni sotib ololmaysiz. Suma yaqulu ya robbi zidhu. Qur'on bunga kifoya qilmaydi. Qur'on aytadiki, ey Robbim, ziyoda qil deydi. Yana ikrom qil deydi. Alloh subhanahu va taolo yana go'zal liboslarni kiydiradi. Ya robbi irzi anhu. Keyin Qur'on aytadiki, ey Robbim, bundan rozi bo'lgin deydi. Menga xizmat qildi bu deydi. Fayarzi anhu, Alloh taolo undan rozi bo'ladi. Va yuqalu lahu aqrihi. Va aytiladiki, uni ziyofat qilgin, ikrom qilgin deyiladi. Varqahu, va uni darajasini ko'targin. Va yazdadu bi kulli ayatin hasanatan. Va Qur'on ahli qiyomat kunida jannatda har bitta oyatni barokatidan hasanasi, go'zalligi, darajalari baland bo'lib ketaveradi. Qur'on ahli dunyo oxiratda ular doim birinchi safdadir. Payg'ambarimiz alayhissalom sahobalarga aytardilarki, agar namoz o'qisalaringiz, kim imom bo'lsin, albatta eng fazilatli kishi imom bo'lishlik kerak, aytardilar. Liya ummakum aqraukum. Ichlarida kim Qur'onga mohir bo'lsa, u imom bo'lsin derdilar. Sahobalar Qur'onni ham yodlashardi, ham ma'nolarini bilishar edi, amal qilishar edi. Yana bir hadisda payg'ambarimiz alayhissalom aytayaptilar, bu navodiyul usulda kelgan, hamalatul Qur'an humul mahfufuna bi rahmatillahi. Qur'onni yodlagan, Qur'on bilan mashg'ul bo'lgan kishilar, ular Allohning rahmatiga o'ralgan kishilar. Dunyo oxiratda doim sizga Allohning rahmati yog'ib turadi. Mulbasuna nurallohi, va ularga Allohning nuri kiygiziladi. Doim atrofingizda Allohning nuri bo'ladi. Muallimuna kalamallohi, ular hamma insonlarga Allohning kalomini o'rgatuvchilardir.
وَمَنْ وَالَهُمْ فَقَدْ وَالَ اللّٰهِ Kimiki ahli Kur'an'ını, hafızlarını, Kur'an'a amel kıyanlardı dost tutsa, Allah'ını dost tuttu. Kimiki ulardı yakış görse, Allah'ı yakış görüldü. وَمَنْ عَدَهُمْ فَقَدْ عَدَ اللّٰهِ Kimiki hafızı Kur'an, Kur'an'a amel kıyanlarına düşman bulsa, Allah'a düşman buldu diyor. Yani, günçeli dereceyiz belen buluyordu ki, sizge düşman bulgen, Allah'a düşman buluyordu. Bunun için bizim milletimiz, hafızı Kur'anlar, ahli Kur'an, Kur'an-ı hadiske amel kıyanlardı, yakış görüşerdi. Yaman körsiz, o yüzüye zarar kılar. Bunge zarar kılmıyorsunuz. Allah'a düşman buluyoruz. Allah'ta lanetine kılarsın. Yekulullahu tebarek esmuhu. Allah subhanehu ve teala ismi mübarek bugün zaten dedi ki Ya hameletel Kur'an istecibu li rabbikum bitevqidi kitabihi yuzidukum hubben ve yuhabbibukum ila ibadihi. Ey Kur'an ahli, Rabbizge icabet kılın. Rabbizge itaat kılın. Onun kitabını uluğlaştın bile. Kitabıge amel kılın. Allah Ta'ala sizlerge muhabbet köpetredi. Ve sizlerin bütün kullarıge mehbub kıpıyadı. Bütün kullar sizlerde yaş görüp kalan. Yürfev an mustemiyel Kur'an bel ve dünya. Kur'an'da işte oturuyen. Mesela bir adam Kur'an oku yaptı. Belki bana aletlerde Kur'an okulu yaptı. Bir adam işte bu oturup düşünü. Bana şu adamdan dünyanın belaları kütarladı diye. Bana başlıca bir musibet ki gelmese. Kesel bulduyuz, kardar bulduyuz. Ya ki başka musibetler ki Kur'an işleyin. Şunlar kütarladı şunlar. Ve yudfev entelil Kur'an şerul ahira. Kur'an'da tilavet kıyan adamdan ahiretinin yamanlıkları uzaklaştırılırdı. وَمَنْ اِسْتَمَعَ آيَةً مِنْ كِتَابِ اللّٰهِ كَنَ لَهُ خَيْرًا مِنْ صَبْرٍ ذَهَبًا Kimi ki Kur'an'dan bir ayette işse, o adamge bir halte altından afzaldır diyelim. Yani, hazır bir memlekette çike kışlağını, çike bir üyüde, bir ağda, ormanda içi de bir adam altın takat yaptı kendisi, bir halte verdi, küçükinden bir nemede. Hem adam şimdi tabi varar. Şunu ağırlığa bağırsaydı ki, menge hem altın verin. Oğlunu hem alıp bana da oğlum hem verin. Peygamberimiz aleyhisselam etiyordu, bir ayet eşittir, bir halde altından evzel diyor. Yani ne ki Kur'an eşitçike kızıkmıyız? وَمَنْ قَرَ آيَةً مِنْ كِتَابِ اللّٰهِ كَانَ اَفْضَلَ مِمَّ تَحْتَ الْعَرْشِ اِلَى الدُّخُومِ Ve kimi ki Kur'an'dan bir ayet okusa, o insan arşı tayyiden Yerde ortası geçe bugün bütün mahluklarda içinde en afzalı bulanır diyor. Yani, Kur'an okuyan vaktiyiz Allah huzurunda en afzal kul, en afzal mahluk bu kalıyor. Yine ahli Kur'an'ın fazileti hiç kimi havas kırışlığı durusmaz, hiç kimi okşaşlığı durusmaz. Lekin biz Kur'an ahlini havas kırışlığımız, onları okşaşlıkça hareket kırışlığımız gerek. Hay hadiste Peygamberimiz Aleyhisselam etiyaptılar ki La hasada illa fisneteyni Fakat ikiden hasada havas kıta duruz. Raculun atahullahul kitabe Bir kişi ki Allah Ta'ala onge Kur'an'ını verdi. Kur'an ilimlerini fehuve yakum bihi ana el-leyli ve ana el-neher Bu adam Kur'an ile kayın buladı. Keçe saatlerde ve gündüz saatlerde. Keçeleri teheccüdlerde kıraat kıladı. Gündüzleri amel kıladı. Kur'an'da davet kıladı. Halin, yine kiliyem. Kur'an bilen, keçeleri kayın bilen diyem. Ve raclun a'tahu allahu ma'len fehuve yetesaddaku bihi ana el-leyli ve ana el-neher. Yine bir kişi ki Allah Ta'ala onge mal-u devlet bilgen, bu insan mal-u devletini Allah diyor da keçe saatleri yem, gündüz saatleri yem sadaka kılıp birer. Bana şu iki de adamda havas kırışlık, dürüst ve Resulullah bizge büyüriyordu ki şunları yok şeyler diyem. Bana hafızı Kur'anları yok şaşlık ki hareket kırışlıkımız gerek. Başka bir hadiste Hayrukum men qara al-Qur'ana ve aqrahu. Ladin yaşlas Kur'an okur, Kur'an okutkenler. İnne li hamilil Kur'ani davetun mustecabetun yed'u biha fe yucabu lehu. Kur'an okuyan, Kur'an yatlayan, Kur'an ile meşgul bulan kişinin icabet kılınadigan duası buladı. Dua kısa elbette Allah Ta'ala onun duasını kabul eder. Yani. Şimdi bir derece getiriyorsunuz ki Dualar iş kabul buluyor. Adamlar soruyor, işte, kayıtta bir şeyh var ki duası kabul bulsa duasını alamaz.
Kur'an okuyayım, ana siz şimdi bir şeyh olar. Ama siz bu şeyhleri yoksaken bu mi? Bize aldığınızda bir adam gelip bize dua verin ise, onge dua verişten aldın ettin ki, senem şimdi halatı gelişim mümkün. Kur'an oku, senem duaların kabul olar. Avara böyle beni aldığımı ki götürmeysen. Bir dua kılın ki Allah'ım seni ahli Kur'an'dan kısın, bir dua kılın. Ahli Kur'an, Kur'an'la meşhur bugün kişiler dünyada hem ahirette hem hatırcan buladı, amanda buladı onlar. Hiç kendi zarar vergi tekmeydi. Bana yine sahih hadiste etinliyordu ki اِنَّ حَمَلَةَ الْقُرْآنِ فِي ذِلِّ اللّٰهِ يَوْمِ لَا ذِلَّ اِلَّا ذِلُّهُ مَعَنْ بِيَئِ اللّٰهِ وَاسْتِيَئِهِ. Elbette Kur'an'da yatılıp Kur'an'a halkı bürgen kişiler kıyamet günü de hiç kendi sahaya bu midyan dehşetli bir günde Allah'ın sayesi de, Allah'ın eşini sayesi de buladı. Kim bilen birge? Peygamberler bilen birge ve Allah'ın dostları, evliyalar bilen birge. Peygamberler bilen hafızı Kur'an'larda ortasında bir derece var halat. Kur'an diyatlar amel kıyanlar bilen peygamberler'de ortasında bir derece var. Bunlar peygamber, siz peygamberler. Şu derecede dereceyiz, mertebiz bilen buraya. Kur'an'da yatılan, Kur'an'da amel kılan kişiler dünyada en katta boydur. Peygamberimiz aleyhisselam ettiler, اَغْنَ النَّاسِ حَمَلَةُ الْقُرْآنِ. İnsanlarda en boyu, en malu devleti köp bugün kişi Kur'an'da yatılan, Kur'an'da amel kılan kişiler. مَنْ جَعْلَهُ اللّٰهُ ف۪ي جَوْفِهِ. Kimi Allah-u Teala içine Kur'an'da koyuyan. Siz Kur'an'da yatılan, şimdi bir şahsiyet bulasınız ki, sizi adamlar hürmet kılıçdığı vacip bu kadar. Sizi hürmet kımese, sizi ikram kımese, sizi muhabbette babası günahkar buluşadı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem emir kılı yaptılar. Bana bu hadiste اَكْرِيمُوا حَمَلَةَ الْقُرْآنِ. Kur'an bilen meşgul bugün kişiler Kur'an hafızlarını hürmet kılıylar. فَمَنْ اَكْرَمَهُمْ فَقَدْ اَكْرَمَ اللّٰهِ. Kimi ki Kur'an bilen meşgul bugün kişiler ikram kısa, hürmet kısa, Allah'ta hürmet kıyken bular. وَلَا تَنْقُسُوا حَمَلَةَ الْقُرْآنِ حُقُوقَهُمْ. Ey! Kur'an yatlayan, Kur'an ile meşgul bugün kişilerde haklarını kemaytirmeyler. Ularga hürmetsizlik kimeler, zulüm kimeler, biadablık kimeler. فَاِنَّهُمْ مِنَ اللّٰهِ بِمَكَانِ. Elbette ular Allah'ın huzurunda cüda katta mertebelerinde. Yine bir hadiste Peygamberimiz aleyhisselam ettiler ki حَمِلُوا الْقُرْآنِ حَمِلُوا رَأْيَةِ الْإِسْلَامِ. Kur'an'ı yatılıp Kur'an'a melkı bürgen kişiler İslam bayrağını kütarıp yürüptü onlar. İslam'ı tırıltırıp yürüptü. Allah'ta şeriatını tırıltırıp yürüptü. Men ekremehu fekad ekremallah. Kimi ki bana Kur'an ahlını hürmet kutu, Allah'ta hürmet kutu. Ve men ehanehu. Kimi ki ahli Kur'an'ı harlese, onları karşı çıksa. Fe aleyhi lanetullah. Peygamberimiz beddua kıl yaptılar ki, onge Allah'ta laneti bulsun diye. Yani şunca delillerden ki biz Kur'an'a bugün muhabbetimiz, Kur'an'a bugün ihlasımız, dünya karışımız özgürlük gerek. Kur'an bizi nezdimizde, Kur'an ve onun ahli bize bir katta derecelerde buluşluk gerek. Hayatımızı özgürtirsin, fikrimizi özgürtirsin. Şundan ki biz Kur'an'da küçük göredigen bulsak, ahli Kur'an'da küçük göredigen bulsak, özümüzde zulüm kıyken bulamız. Bana Abdullah bin Amr'dan rivayet kılınıyordu ki "Men u'tiyel Kur'an fe zanne enne ahaden u'tiye afzala mimme u'tiye." Kim ki Allah-u Teala Kur'an verirken bu ise? Hafızı Kur'an bugün Kur'an yemekte yürüptü. Ve lakin biraz kembeğal değildi ki ticaretler yürüşme yaptı. Şunun için öyle yaptı ki falancı bay miyinden göre yakşı. Falancı mensabdar miyinden yakşı. Falancı padişah miyinden yakşı dese fekad hakkara me azzemellah. Allah uluğ diyen, büyük diyen nesane hakaret etti. Allah-u Teala Kur'an en katta baylik dedi ki, en katta mertebe dedi, en katta mertebeni pehsene yaptı. Allah dedi onge. Ve azzeme me hakkarallah. Allah-u Teala hakaret diyen, pes görüyen nesane uluğlaptı diye. Allah-u Teala dünyanı, dünya perestlikti. Dinge fayda vermeyen mağlu devlet mensepti. Allah-u Teala pes görüyen, hakaret diyen, kireysiz, rasva diyen. Mel'un degan. Siz mel'un narsani darajasini ko'tarib turgan bo'lasiz. Allohga qarshi chiqqan bo'lasiz.
Allah aziz kıyan nesanı harlayan, Allah har kıyan nesanı aziz kıyan bulasın Allah sahtesin. Şimdi Kur'an'ı ürgeti yaptırken insanların da fazileti. Elbette onların da fazileti yukarıdakilerin hepsinden köle falan. Çünkü bir insan Kur'an yatlayan bulsa uzun sahabı bulan. Lekin Kur'an ürgetken insanı bütün şagirdlerinin sahabları kele uğradı. Şagirdlerinin sahabları. Kıyamet geçen şimdi sevaplar bize tağ deyip bu kele uğradı. Bir hadiste Peygamberimiz aleyhisselam et yaptılar. Müsned Ebu Ya'la'da kele yaptı. Ala ukhbirukum anil ecvedil ecved. En yaşlı, en sahih bugün zattan sizlere haber vereyim mi dediler. Allahu el ecvedu el ecved. Allah Teala en yaxshi, en sahih bo'lgan, en quloqchi bo'lgan zotdir. Va ana ajvadu valadi Adam, men bo'lsam insonlarning ichidagi en quloqchi, en yaxshiman. Va ajvaduhum min ba'di, mendan keyin insonlarning ichidagi en quloqchi, en foydali, en yaxshi inson rajulun alima ilman, ilm o'rgangan kishi. Va nashara ilmahu va ilmini odamlarga tarqatgan, da'vat qilgan kishi. Yub'asu yawmal qiyamati ummatan wahdahu. Yalg'iz o'zi qiyomat kunida bir ummatdek bo'lib qoyim bo'ladi. Shunchalik bir katta savoblar bilan tirlashki, go'yoki bir katta bir jamoat. Masalan, Abu Zar radhiyallohu anhu ni to'g'risidagi hadislarda sharhda biz aytdik. Abu Zar radhiyallohu anhu payg'ambarimiz alayhisalom aytadilar, dunyoda yolg'iz yashaydi, yolg'iz o'ladi, qiyomatda ham yolg'iz turadi. Aldingi ikkitasini tushunamizu qiyomatda nimaga yolg'iz bo'lar ekan degan savol keladi. Bu yerda ulamolar sharhida aytadiki, shunchalik savobi ko'pki atrofida. Odamlar shuningcha unga yaqinlashmaydi, yolg'iz turadi u. Tushundingizmi? Masalan, sizni ko'pgina mulkingiz turibdi, molu davlatingiz turibdi. Odamlar kela olmaydi unga, sizga yaqinlashmaydi. Qiyomatda mana ilm tarqatgan kishilar, Qur'on tarqatgan kishilar shunchalik bir savobi darajalari baland bo'ladiki, boshqalar unga teng kela olmaganligi uchun yolg'iz o'zi turibdi. Ummat bo'lib turibdi. Ummatcha xizmati, ummatcha bir savob bo'lyapti. Katta bir jamoatni savobini hosil qilyapti. Alloh subhanahu va taolo hammamizga va butun mu'minlarga mana bu fazilatlar darajalarda nasib